Sevgili gençler merhabalar 40 soruda permütasyon kombinasyon olasılık videosunun ikincisiyle karşınızdayız. 21. sorunun çözümünden devam edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşan bir küme var ve bu kümeden rastgele seçilen 4 rakam yan yana dizilerek 4 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Bu sayının A küçük B küçük C küçük D şartını sağlayan ABCD 4 basamaklı sayısı olma olasılığı kaçtır? diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim mi? 4 basamaklı bir sayı seçmek istiyoruz ve burada A küçük, B küçük, C küçük, D şartı sağlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk basamağı 0 gelemeyecek. Buraya 0 gelmeyecek. Peki 0 buraya gelebilir mi? 0 buraya da gelemez. Sebep çünkü 0 buraya gelirse 0'ın daha büyük olduğu bir sayıyı da buraya yazmamız gerekiyor. 0 e buraya da gelemeyecek buraya da gelemeyecek dolayısıyla ben sıfırı hiç kullanmayacağım yani şöyle düşündüğümüz zaman artık bir önceki videoda çözdüğümüz soruya benzedi bu 6 elemanlı bir küme var bu kümenin içerisinden ben herhangi 4 tanesini seçtiğim zaman bu şart sağlanmış olacak yani 6'nın dörtlüsü diyeceğiz değil mi 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir ve 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'tir yani istenilen durum 15 adet Bölü tüm durum diyeceğiz şimdi. Tüm durum içinde şöyle dememiz gerekiyor. E, demiş ki bakın bir sayı elde ediliyor. 4 basamaklı bir sayı elde ediliyor demiş. Yani ben 4 basamaklı kaç tane sayı yazarım? Bu rakamları kullanarak. Başa 0 gelemeyecek buraya 6 tane. Sonra buraya 0'ı tekrar kullanabileceğim 6, 5 ve 4 diyeceğiz. Doğru mudur? Yani 6 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 dememiz gerekiyor. Peki... 5'e böldüğüm zaman 3 gelir. 5'e böldüğüm zaman burası gider. 3'e böldüğüm zaman 1 gelir. 3'e böldüğüm zaman burası 2 olur. 2 kere 6 12. 12 kere 4 48 yapar. Dolayısıyla cevabımız da 1 bölü 48'dir sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz olan 22. soruyla. 2071 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek sayılar elde ediliyor. Elde edilen sayının 4 basamaklı olma olasılığını sormuş. Hemen şöyle diyelim mi? 0 yokmuş gibi davranalım burada. Toplam 4 tane rakamdan 4 faktöriyel biçimde biz sayılar yer değiştirerek sayılar elde ederiz. Yani 24 tane sayımız var toplamda. Bu 24 tane sayının bir tanesi 0 olduğu için 1 bölü 4'ü bakın 4 sayıdan bir tanesi 1 bölü 4'ü 0 ile başlar. 1 bölü 4'ü 0 ile başlar diyeceğiz. O zaman kaç tanesi 0 ile başlamaz? 3 bölü 4'ü 3 bölü 4 ile çarparsam şunlar gider. 6, 6 kere 3, 18. Dilersen bunu şu şekilde de bulabilirsin. 4 basamaklı sayı elde etmek istiyoruz biz. E başa 0 gelemezse 3. Buraya da sonra 0 kullanabiliriz. 3 çarpı 2 çarpı birden de 18'i bulabilirdin. İster bunu kullan ister bunu kullan. Ben bunu tercih ediyorum. Tamam. İstenilen durum 18 taneymiş. 4 basamaklı sayı olma olasılığı. Peki. Ben bunu 4 faktöriyel biçimde yer değiştirdiğim zaman başa sıfırlar geliyor ya. Misal 0, 71, 2. Bakın bu 3 basamaklı bir sayı oldu değil mi? O zaman 24 tanesi de tüm durumdur sevgili arkadaşlar. Ve bunu hesaplarsam 6'ya böl 3, 6'ya böl 4 benim doğru cevabım ne olacakmış? Edirne seçeneğindeki 3 bölü 4 olacakmış. Altta soru yok. Yukarıdaki soruya 23. soruya bakalım. Şekilde sekizgenin rastgele iki kenarı seçiliyor. Seçilen kenarların birbiriyle komşu olma olasılığı sorulmuş. Bu tarz sorularda hemen şu taktiği uygulayabilirsiniz. Mesela varsayalım. Hemen bir tane kenar seçiyorsun. Ben AH kenarını seçtim. Seçilen kenar burası. Peki geriye kaç tane kenar kaldı? 8 geldi. 7 tane kenar kaldı. Bu 7 tüm durumu oluşturur. Bunun kaç tane komşusu var? Ya budur ya da budur. Bakın 1, 2 tane komşusu var. 2 bölü 7 benim cevabımdır. İstenilen durum komşu olma durumu. Bunun kaç tane komşusu vardı? 7 tane. Tamam. Bu şekilde bu soruyu çözebilirsiniz. Geçelim 24. soruya. Az önce uyguladığımız taktiği burada da uygulayacağız. Şekildeki düzgün altıgenin rastgele iki kenarı seçiliyor. Seçilen kenarların birbirine paralel olma olasılığı nedir? Yani herhangi bir tane kenar seçin. Varsayalım AB kenarını seçtim. Buna paralel olan kaç tane var? Bir tane var. Dolayısıyla istenilen durum 1 bölü. Bunu seçtikten sonra geriye kaç tane kalmıştı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kalmıştı. Dolayısıyla 1 bölü 5 benim cevabımdır denilebilir sevgili gençler. Bir diğer sayfada 25. sorudayız. Bir küpün ayrıtlarından 3'ü siyaha kalanı beyaza boyanıyor. Küpün köşelerinden rastgele biri seçildiğinde bu köşenin tamamen siyah olma olasılığını sormuş. Şimdi hemen bir tane daha net gösterebilmek için bir küp çizelim. Tamam mı? Şöyle bir küpümüz olsun bizim. Şöyle diyelim. Şimdi bakın gençler, bunun ayrıtları şu an çizdiklerim. Tamam, şu an çizdiğim şeyler ayrıt. Bunlardan rastgele 3 tanesi siyah boyanıyormuş. Mesela bunu seçsem, şunu boyasam siyaha, tamam mı? Bir tane de mesela şurayı boyasam, varsayalım ki buraya boyadım. Şu an ben bu köşeyi seçersem, üçü de be, e, siyaha boyanmış olmaz. Demek ki bunun yanına bunu seçtikten sonra bir de bunu seçecekmişiz ki şu an köşede görünen bakın seçtiğim her yeri siyaha boyalı. Tüm ayrıtlar siyaha boyanmış oldu. Yani bizden sadece ama sadece bir köşeyi seçip o köşeden fırlayan bütün ama bütün ayrıtların siyaha boyanmış olmasını istiyor. Ben bunu kaç durumda gerçekleyebilirim? Bakın bir tane burada var bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Yani kaç tane köşesi varsa o kadardır değil mi? E bir kübün 8 tane köşesi var. O zaman istenen durum 8'dir. 8 tane istenen durum var. Bölü. Tüm durum içinde 12 ayrıtın 3'ünü siyaha boyarım. Tamam mı? Rastgele. E peki yapalım işlemi. 8 bölü 12'nin üçlüsü demek 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyelden 6 demek. 6'yı 12'ye böldüm. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. Yukarıyı da 4'e böldüm. 2. Ne gelir arkadaşlar? 2 bölü 11 kere 5. 55 gelir. Bizim cevabımız. Doğru cevap denizliymiş. Geçelim arkadaşlar. Bir alttaki soru 26. soruya. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının rastgele iki köşesi siyaha. Diğerleri beyaza boyalıyor. Daha sonra bu prizmanın bir ayrıtı seçiliyor. Seçilen bu ayrıtın her iki ucunun da siyaha boyalı olma olasılığını. Mesela ben şu köşeyi siyaha boyadım. Tamam mı? Bir de şu köşeyi siyaha boyadım. Şu an hiçbir herhangi bir ayrıt seçildiği zaman iki köşesi de siyaha boyalı olmaz. Demek ki bizden hangilerini istiyor? Misal bunu istiyor. Değil mi? Bunu istiyor veya bunu istiyor. Değil mi? O halde şöyle bir şey düşünebilir miyiz arkadaşlar? Ben bu şekilde kaç tane seçebilirim? Ya da şöyle diyelim bakın. Ben herhangi bir ayrı herhangi bir köşeyi seçtim, burayı siyaha boyadım. İstenilen istenilen durumun gerçekleşebilmesi için ya şunun boyanması lazım, değil mi? 1 ya da bunun boyanması lazım. 2 ya da bunun boyanması lazım. 3. Yani toplamda 3 tanesi bu durumu gerçekler. E peki toplam kaç tane bunun dışında toplam kaç tane köşe kalmıştı? 7 tane köşe kalmıştı. İşte 3 bölü 7 bize cevabı verecektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu soruyu şu şekilde de çözebilirdik. İkinci, tar ikinci tarzda da çözelim. ikinci yolda. Şimdi varsayalım ki bizden hangilerini istiyor demiştik. Bununla bunu istiyor demiştik. Şöyle düşünün. Benim bu şekilde seçebileceğim kaç tane ayrıt var arkadaşlar? 12 tane. 12 tane durum var. Neden? Birinci ayrıt. Mesela şurayı boyasam ikinci durum olur. Şurayı boyasam şunla şu üçüncü durum olur. Burayı boyasam bununla bu dördüncü durum olur gibi. Bunları boyadık varsayalım. 12 tane istenilen durum var dedik. Peki ben 2 tanesini siyaha boyamıyor muydum? Neyin 2 tanesini siyaha boyuyorum? Köşelerin 2 tanesini siyaha boyayacağım. Herhangi 8 tane köşeden herhangi 2 tanesini siyaha boyuyorum. 8'in ikilisi biçimde boyayacağım. Köşeleri seçtim. Bu işlemi yapacak olursak 12 bölü 8 kere 7 bölü 2. Şunu şuna bölersem 4. 4'ü 12'ye bölersem 3. Cevap neymiş? 3 bölü 7. Ama şu yol sana daha mantıklı gelmiştir. Eminim. Tamam mı? Geçelim 27. sorumuza. Diyor ki 12 birim kareden oluşan yukarıdaki tablodan rastgele 2 birim kare seçiliyor. Seçilen bu karelerin bir dikdörtgen oluşturma olasılığını soruyor. Şimdi ben rastgele şunu seçtim varsayalım. Bir de bunun yanına şunu seçtim. Şu an bu iki kare bir dikdörtgen oluşturuyor mu oluşturmuyor. Bunların dikdörtgen oluşturabilmesi için yan yana ya da altlı üstlü olması lazım seçilmesi lazım. Mesela şu ikisini seçersem bakın bir dikdörtgen oluşur burada. Tamam mı? Şimdi demek ki nasıl yapmam gerekiyormuş? Komşuları seçmem gerekiyormuş. İstenilen durumu bulabilmek adına kaç tane komşu var bunları bulacağız. Bakın şu şekilde bak şu ikisi komşu mu? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alt alta komşu olan kaç tane varmış? 8 tane. Hemen onu da not edelim kenara. 8 tane alt alta var. Peki yan yana komşu olanlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de yan yana koymuş olanlar var. Yani istenilen durumu şu an bulduk mu? 17 tane istenilen durum varmış. Peki ben ne yapıyorum toplamda? Burada toplam 12 tane kare var. Ve bu 12 tane kareden herhangi 2 tanesini seçiyorum. Bu da 12 çarpı 11 bölü 2'den 66 yapar. Tamam bu da tüm durum. Demek ki ben 17'yi artık 66'ya bölersem cevabımı bulacağım. Doğru cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. 28. sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekillerden rastgele biri seçilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı en fazladır diye sorulmuş. İçinde üçgen olan bir şekil kaç tane? 1 2 3 tane var. Değil mi? Hangisi fazlaysa onun seçilme olasılığı daha fazla olacak. 3 tane varmış bunda. İçinde daire olan bir şekil bakıyoruz. 1 2 3 tane 4 tane var. Doğru mu? Bakalım. Ha içinde daire olan bir şekil. Çok özür diliyorum. Sanırım şurayı da yanlış yazdık. 3 tane olmayacak. Yani ben daire içeren bir şey, şekil anladım ilk başta. İçinde üçgen olan bir şekil. 1 2 tane var, değil mi? Peki içinde daire olan bir şekil? 1 2 tane var. Kare bulunduran bir şekil. 1 2 3 tane var. Daire bulunduran bir şekil. 1 2, 3, 4 tane var. Ve üçgen bulunduran bir şekilde 1, 2, 3 tane var. Hangisinden daha fazla? Tabii ki daire bulunduran bir şekil olduğu için onun da seçilme olasılığı daha fazladır. Dolayısıyla cevabımız da denizlidir sevgili gençler. Geçelim 29. sorumuza. Diyor ki Lale hafta içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün özel eğitim kursuna soru sormaya gitmektedir. Haftanın her günü açık olan bu özel öğretim kursunda Lale soru soracağı günleri rastgele belirlemektedir. Buna göre Lale'nin herhangi bir haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri e, soru sorma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şurası önemli hafta içi iki gün seçecek hafta sonu da bir gün seçecek. Kaç tane hafta içi olan gün var? 5 tane. Bunlardan herhangi iki tanesini seçecek ve bununla hafta sonundan bir tane gün seçip bunları ne yapacak? kombin edecek. Yani çarpacağız. 5'in ikilisi 10. 2'nin birlisi 2 olduğuna göre 20 farklı seçimde, seçenekte bunu yapabilir. Ama bizden hangisini istiyor arkadaşlar? Pazartesi, çarşamba ve cumartesi. Yani bunlardan sadece birini istiyor. Günlerimiz belli. Dolayısıyla istenilen durum sadece biri. Kaç tane durum içerisinden? 20 tane durum içerisinden. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan olacaktır. 30. soru. Ahmet ve Beyza'nın da bu soruyu iyi dinle. Ahmet ve Beyza'nın da aralarında bulunduğu 5 arkadaş bir sırada yan yana dizilerek resim çektirecektir. Bu dizilişte Ahmet'in Beyza'nın sol tarafında olma olasılığı. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Yani Ahmet'in Beyza'nın sol tarafında olma olasılığı diyor ya dip dibe olmak zorunda değiller. Yani Ahmet buraya araya iki kişi Beyza buraya sonra da bir kişi de olabilir. Böylelikle Ahmet yine Beyza'nın solundadır bakın. Tamam mı? Bir de ikinci düşünmemiz gereken aslında hiç işlem bile yapmamıza gerek yok. Kuyruk sorularında da sorulabilir mesela bu. Mesela 5 arkadaş bir kuyruğa geçecektir. Aralarında Ahmet ve Beyza da vardır. Bu kuyruk dizilimlerinden kaç tanesinde Ahmet Beyza'nın önündedir diye de sorulabilirdi ki aynı soru olur. Tamam mı? Burada Ahmet'in veya Beyza'nın herhangi ekstra bir özelliği yok. Bu dizilişlerin yarısında Ahmet soldadır. Yarısında da Beyza soldadır deyip cevabı 1 bölü 2 diye işaretleyebilirsin. Bak unutma. Ahmet'in Beyza'ya veya Beyza'nın Ahmet'in nasıl olsa bir üstünlüğü yok. İlla Ahmet daha fazla sayıda solda olacak diye de bir durum yok. Bu dizilimlerin mesela 5 faktöriyel biçimde sıralanır ya 5 kişi. Değil mi? 120. Bunların 60 tanesinde Ahmet soldadır. 60 tanesinde Beyza soldadır. Dediğimiz gibi bunların hiçbirinin birbirine bir üstünlüğü olmadığı için 60'a 60 diye paylaşacaktır dizilimler. Cevap da 1 bölü 2 olacaktır. Gayet mantıklı çözdük bence. 31. sorumuz. 28 hücreli şekildeki tablonun 4 hücresi pembeye boyanmıştır. Pembeye boyalılar şu kızım. Buna göre bu tablodan seçilen bir dikdörtgenin pembeye boyalı bölgeyi kapsama olasılığı. Öncelikle tüm durumu bir bulalım. Dikdörtgeni oluşturabilmek için sevgili gençler iki tane yatay doğruya paralel iki tane yatay doğruya ve bunlara dik olan iki tane paralel dikey doğruya ihtiyacımız var ki ortada bir tane dikdörtgen oluşsun. Tamam mı? Kaç tane dikey doğrumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dikey doğrumuzdan herhangi 2 tanesini seçeceğiz dolayısıyla. Çarpı ve 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay doğrudan herhangi 2 tanesini seçeceğiz. 5'in ikilisi 10, 8'in ikilisini de 8 kere 7, 56 bölü 2'den 28 deriz tamam mı? Bu tüm durum. 280'miş bakın tüm durum. Bu kadar dikdörtgen var çünkü. Tamam mı? Peki istenilen durumu nasıl halledeceğiz? Bu e, pembe bölgeyi içerisine alan dikdörtgenleri saymamız lazım şimdi. Bakın 1, 2, 3 ve burada da 1, 2, 3, 4. Yani bunun içinden geçen doğruyu saymamamız gerekiyor. Diğerlerini sayarsak 1, 2 tane buradan, 1, 2 tane de buradan. Bakın içerisinden geçen doğruyu saymamamız gerekiyor. Burayı da saymadığımız gibi. Tamam mı? Böylelikle bir tane şu 3 tanesinden birini seçeceğiz. 3'ün birlisi çarpı. Şuradaki 4 tanesinden birini seçeceğiz. 4'ün birlisi çarpı. Şu ikisinden bir tanesini seçeceğiz. 2'nin birlisi ve çarpı. Şu ikisinden birini seçeceğiz. O da 2'nin birlisi yapar. Bu da 3 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2. Yani 12 çarpı 4 diyebiliriz. Bölü tüm durum neydi? 28 çarpı 10'du. Peki ben bunu 4'e bölersem 3. Burayı 4'e bölersem 7. Burayı 2'ye e, bölersem 2. Iki, burayı 2'ye bölersem 5 gelir. 2 kere 3 6. 5 kere 7 35. Doğru cevabın 35, 6 bölü 35 olması gerektiğini yani denizli olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 32. soru. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pire kare ile bulunur. Yukarıdaki şekilde C noktası AB çaplı yarım dairenin D noktası da AC çaplı yarım dairenin merkezidir. AB çaplı yarım daire üzerinden rastgele bir nokta seçiliyor. Seçilen bu noktanın taralı bölgede olma olasılığı nedir diye sormuş. Bir kere bu e, geometrik şekil verip seçilen bölgenin işte bu alanda olma ihtimalini falan sorduğu zaman arkadaşlar alanlar üzerinden yürüyeceğiz tamam mı? Burada tüm durum dediğimiz şeklin tamamının alanı. Tamamının alanı da şu şekilde bulalım. Mesela. Rastgele sayılar vererek de bulabilirsiniz bunu hiç sıkıntı değil ama ben r diyeceğim. Burası r, burası r ise şu tamamı şurası 2r. Buranın da yarı çapı olacaktır büyük dairenin. Şuradaki küçük dairenin alanını bulalım ya da şöyle diyelim mi? Önce tamamının alanını bulalım. Pi çarpı 2r'nin karesi 4r kareden. Pi çarpı 4r kare gelir. Bu tüm durum. İstenilen durumda pembe bölge. Yani tamamından pi çarpı 4 r kareden neyi çıkaracağız? Pi r kareyi çıkaracağız. Pi r kareyi çıkaracağız. Pekala üst taraf ne gelir? 3 r kare pi gelir. Alt tarafta 4 r kare idi zaten. Pi'ler giderse r kareler giderse cevap ne gelir? 3 bölü 4 gelir. Yani denizli seçeneği olur sevgili gençler. Bir sonraki sayfamızda 33. sorumuza bakalım. Şekilde iyi dinle soruyu ABCD karesinin içinden rastgele bir nokta seçiliyor. Seçilen bu noktanın karenin herhangi bir köşesinden en çok bir birim uzakta olma olasılığını sormuş bize. Şimdi soruya şöyle bakacak olursak birazcık yaklaştıralım bunu arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şimdi ne demiştik? Bu karenin köşesine maksimum bir birim en çok bir birim uzaklıkta olacak. Ki karenin de bir kenarı iki birimmiş. Şimdi şurayı seçersem bakın bir birim olur. Değil mi? Maksimum şurası bir birim olur. Şu işaretlediğim yer. Bu köşe için konuşuyorum. B köşesi için bir birim. Peki ben bunu şöyle düşünsem. Şurası da bir birim olur mu? Burası da bir birim. Ben bu B köşesine bir birimlik bir ip bağlayıp ucundan gerdirdiğimi düşünün. Maksimum buraya kadar çekmiş olurum. Değil mi? Maksimum buraya kadar çekebiliriz. E peki ben bu ipi gerdirip B'nin çevresinde artık çektiğim zaman dolaştırmaya başlıyorum. Şurası da bir birimdir. Burası da burası da burası da artık buraların hepsi bir birimdir ve ip hep çekildiği için bu B'nin etrafında dolanmak isteyecektir. Yani şurası bir çeyrek daire olacaktır. Peki aynı şeyi C'ye uygulasam. Bakın burası bir birim. E ben bunu çeksem gerdirerek çektirsem bu ipi bu şekilde nereye kadar gidecektir? şuraya kadar gidecektir ve burası da bir birim olacaktır. Aynı şeyleri bunlara da yapabiliriz arkadaşlar. Aynı şeyleri bunlara da yapabiliriz. Dolayısıyla burası da bir birim olacaktır. Ve burası da şu şekilde gerildiği zaman bir birim olacaktır. Şimdi şekli biraz daha tekrar uzaklaştıralım ya da uzaklaştırmadan burada yapabiliriz. Bakın şu bölge, şu bölge, sonrasında şu bölge, burada oluşan bölge, şu bölge ve diğer bölgeyi de düşünecek olursak şurayı. Bunların hepsi birer çeyrek daire olduğu için, 4 tane çeyrek daire de bir tane daire yaptığı için ve bunların da yarı çapı bir birer birim oldukları için aslında bizim elimize şöyle bir daire geçti ve bu dairenin de yarı çapı ne arkadaşlar bir birim. Yani bizden istenilen bölge'nin alanı pi çarpı 1'in karesi yani pi. Doğru mu? Peki tüm bölgenin alanı nedir? 2 çarpı 2'den 4'tür. Dolayısıyla istenilen bölgenin alanı pi, tüm durumun alanı 4 olduğu için cevabımız da nedir sevgili arkadaşlar? Pi bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Yani Bursa seçeneğinde doğru cevap verilmiştir deriz sevgili arkadaşlar. Evet tekrar ekranımızı normale döndürelim ve devam edelim. 34. sorudayız şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paralel olup üzerlerindeki noktalar eşit aralıklıdır. Bu noktalardan uygun olan 3 tanesi seçilerek bir üçgen oluşturuluyor. Oluşturulan bu üçgenin alanının BEF üçgeninin alanına eşit olma olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bu D1 ile D2 arasındaki uzaklık zaten sabit ve h kadar diyelim. Tamam mı? E peki yüksekliğimiz h yani burada oluşan üçgenin ve bunların her birine de bir birim diyelim. Hepsi de bir birim olsun. Burası da bir birim, burası da bir birim, burası da bir birim ki zaten eşit olarak vermiş bize. E peki bizim alanımızın 1 çarpı h bölü 2 mi olması gerekiyor yani? Evet. E o halde benim bu üçgenin tabanını hep bir birim seçmem lazım. Bir birim seçilebilecek kaç tane üçgen vardır önce onu bulalım. Bakın şurayı seçebilirim bir birim. Burayı seçebilirim. Burayı bir de burayı seçebilirim. Eğer D2 doğrusu üzerinden seçeceksem üçgenin tabanını. Kaç tane seçtim? 4 tane. 4 çarpı yukarıdan da bir tane noktaya ihtiyacım var. Mesela şu an şu doğruyu seçtim ya varsayalım. Şu doğruyu seçtim. Yukarıdan da eğer B, B noktasını seçersem şu oluşan üçgen alanı diyelim. Şunun alanına eşittir. Dolayısıyla yukarıdan kaç tane nokta seçebilirim bu şekilde? 1, 2, 3, 4 tane seçebilirim. Altta da 4 tane taban vardı. 4 çarpı 4 tane üçgen oluşur. Artı. Şimdi devam edelim. Şurayı bir silelim. Şimdi bu sefer tabanı üstten seçelim. Kaç tane taban seçebilirim? 1, 2, 3 tane taban. Buna karşılık kaç tane nokta seçebilirim? 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta seçebilirim. 5. 4 kere 4, 16, 3 kere 5, 15 toplarsak 31 gelir. Bu istenilen durum. İstenilen. Peki toplam kaç tane üçgen vardır? Onu nasıl seçeriz? Onu da şu şekilde seçeceğiz bakın. Eğer ki ee, tamamından çıkarabiliriz aslında. Şöyle düşünelim. Toplam kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5 burada. 4 de yukarıda 9 tane nokta var. Ve 9 tane noktadan herhangi üçünü seçerek üçgen oluşturabilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Eksi diyeceğiz. Eksi diyeceğiz. Şuradaki 4 tanesinden seçtiğim herhangi 3 tanesi bize bir üçgen vermez. Çünkü hepsi aynı doğru üzerinde. Dolayısıyla 4'ün üçlüsünü çıkaracağız ve ekstradan bir de 5'in üçlüsünü çıkaracağız. O da D2 doğrusunun üzerindeki 5 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçtiğimiz zaman bir üçgen oluşturmadığı için. 9'un üçlüsü dediğimiz sayı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 2 1'dir. 3'e böldük 3'e böldük 3 2'ye böldük 2'ye böldük, böldük 4 3 kere 4 12 12 kere 7 84 yapar. 84'ten 4'ü çıkardım 80 bir de onu çıkardım 70 geldi. Yani tüm durumda 70 taneymiş. O halde istenilen durumu yani 31'i 70'e tüm duruma bölersem cevabı bulurum. Doğru cevap da denizli seçeneği olur sevgili gençler. Geçtik 35. sorumuza. Her biri eş dilimlere ayrılmış aşağıdaki çarklar döndürülüyor. Bu çarklar durduğunda ibrenin A harfi olan dilimi gösterme olasılığı hangisinde en fazla olur diye sormuş. Yani diyeceğiz ki arkadaşlar eş dilimlere ayrılmış ya zaten. Hangisinde A daha fazlaysa ve hangisindeki e, dilim sayısına böldüğümüz zaman toplam dilim sayısına A sayısı A'ların sayısını özür diliyorum konuşamadım A'ların sayısını toplam dilim sayısına böldüğümüzde hangi kesir daha fazlaysa bunu kabul edeceğiz doğru mu? Mesela burada a bir tane toplam dilim sayısı 4 olduğu için 1 bölü 4 dedik. Burada a iki tane toplam dilim sayısı 3 olduğu için 2 bölü 3 dedik. Burada ise bir tane a ve iki tane dilim olduğu için 1 bölü 2. Burada toplam 1, 2, 3 tane a olduğu için 3 Toplam 6 tane dilim olduğu için 6'dan 1 bölü 2. Yani cevap direkt Denizli ve Ceyhan olamayacakmış. İkisi birbirine eşit çıktı. Burada 3 tane A ve toplam 5 dilim olduğu için 3 bölü 5 dedik. Hangisi daha büyük? 1 bölü 4 mü? 2 bölü 3 mü? 3 bölü 5 mi? 1 bölü 4 değil dediğinizi duyar gibiyim. 2 bölü 3 ile 3 bölü 5'i kıyasladığımız zaman paydalarını eşitliği verirsin hemen. Ya da şöyle dersin hocam bu zaten %66 bu da zaten %60 dersin ve gider bursayı işaretlersin. Tamam mı? Anlaştık mı? Ya da paydalarını eşitleyip de yapabilirsin. Hadi onu da yapalım. Bunu 5 ile genişlet. Bunu da 3 ile genişlet. Ne olur? 10 bölü 15 birisi olur. 9 bölü 15 birisi olur. Tabii ki 10 bölü 15 büyüktür deyip yine de Bursa'yı işaretleyebilirsin. Tamam. Geçelim sevgili gençler. 36. soruya. Bir bahçede çok sevdiğim bir soru bir bahçede kiraz, vişne, erik, kayısı ve dut olmak üzere toplam 5 tane ağaç vardır. Bu ağaçların birinden bir tane, birinden iki tane, birinden üç, birinden dört ve birinden beş tane meyve alınıp tüm meyveler bir tabağa konuluyor. Bu tabaktan rastgele iki tane meyve alan birinin iki tane erik alma olasılığının en küçük ve en büyük değerinin toplamı. Şimdi en büyük değerini bulalım. En büyük değeri nasıl bulunur? Dersin ki bak olayı iyi anladın değil mi? 5 tane ağacımız var. Kiraz, vişne, erik, kayısı, dut diye. Gidiyorsun bir ağaçtan bir tane, diğerinden iki, diğerinden üç, diğerinden dört, diğerinden beş tane meyve alıyorsun. Tamam mı? Sonra hepsini bir tabağa koyuyorsun ve tabaktan da iki tane meyve seçiyorsun. Rastgele. Bu meyvelerin erik olma olasılığının en büyük ve en küçük değerini soruyor. En büyük değerini bulmak için 5 tane, hani bir ağaçtan beş tane meyve almışsın ya o ağacın erik ağacı olmasını göz önünde bulundurursun en yüksek olasılığı için. Çünkü 5 tane erik almışsın. Olasılık yüksek olur değil mi? Dolayısıyla bu 5 tane erikten herhangi 2 tanesini seçeceksin. Bölü toplam 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15 olduğu için 15 tane meyveden de 2 tanesini seçtim dersin. Tüm durumda bu olur. 5'in ikilisi 10'dur sevgili gençler. 15'in ikilisi de 15 çarpı 14 bölü 2'dir. Ben şunu şuna bölersem 7 gelir. Bunu 5'e bölersem 2. Bunu 5'e bölersem 3 gelir. 2 bölü 21 gelir buradan. Bu en çok. Tamam mı? En düşük ihtimal bunu durken genelde öğrencilerim şaşırıyor. Bakın en küçük ihtimal nasıl bulursun? Bir tane meyve ağacı. Yani meyve ağacından bir tanesinden bir tane meyve almış diye işte ona erik ağacı dersin. Toplam erik sayın birken. Bir tane erik varken. iki tane eriği nasıl seçersin? Hiç seçemezsin. Yani böyle bir şey imkansız. Biz olasılıkta imkansız olaya ne diyorduk? Sıfır diyorduk değil mi? Demek ki en küçük ihtimal 0 en büyük ihtimal 2 bölü 21 bunların toplamı nedir? 2 bölü 21'dir diyebilirsin. Yani doğru cevap B seçeneği olacak. Geçelim sevgili arkadaşlar 37. sorumuza. Aşağıda bir beşli priz gösterilmiştir. Bu prize aynı anda Canan bilgisayarın fişini, Kenan telefonunun şarj fişini ve Okansa ütünün fişini takacaktır. Buna göre bu üç kişi prizi kaç farklı şekilde kullanabilir diye sormuş. Buna da şöyle diyelim. 3 kişi var. Öncelikle kullanacakları prizleri bir seçelim biz. 5'in üçlüsü biçiminde seçebilirim. Sonra çarpı bunlar kendi aralarında fişleri yer değiştirebilirler. 3 kişi oldukları için de 3 faktöriyel biçimde yer değiştirirler. Ki soru bitti. 5'in üçlüsü 10'dur. 3 Üç faktöriyel de 6'dır. Çarpımları da 60'dır diyebiliriz. Doğru cevabımız da C seçeneğidir. O halde sevgili gençler. Geçtik 38. sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir gruptaki kişilerin meslekleri verilmiştir. Bu gruptan rastgele seçilen iki kişinin meslektaş olma olasılığını sormuş. Öncelikle şöyle diyelim bakın. Kuaför 3 kişi, terzi 2 kişi, öğretmen 1 ve hemşire 1 kişi. Toplam kaç kişi var? 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 kişiden herhangi 2 kişiyi seçmek tüm durumumuz olacak. 7 kere 6 bölü 2'den 21 gelir. Tamam mı? E peki meslektaş olma olasılıklarını soruyordu. Bir kere öğretmenden iki tane yani birini öğretmen seçersek meslektaş olamazlar. Kimseyle olamaz bir tane öğretmen. Hemşireyi de seçersek kimseyle meslektaş olamaz. Dolayısıyla kuaförlerden üç kişiden herhangi kişiyi seçmek meslektaş bulmamıza yardımcı olacaktır. Terzile, iki tane terziden de ikisini seçmek bize meslektaş bulduracaktır. Bir tane durum da burada var. İstenilen durum 3 artı 1'den 4 tüm durumu da bulmuştuk. 21 cevabımız D seçeneği olacaktır sevgili gençler. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzla sorumuz üstte 39. soru. 6 tane yüzü bulunan bir hileli zar havaya atıldığında üst yüze 3'ün katı sayı gelme olasılığı 1 bölü 2. Yani bu zarın 6 tane yüzü var ya 3 tane yüzü 3 tane yüzü ne olacakmış? 3'ün katı. Doğru mu? Niye? Yarısı demiş çünkü. 1 bölü 2. Yani 3 bölü 6'sı. Demek ki 6 tane 100'den 3 tanesi 3'ün katı olacak. Bu 1. İkincisi üst yüze bir çift sayı gelme olasılığı da 1 bölü 3'tür demiş. Demek ki 6 tane 100'den 2 tanesi çift olacakmış. Tamam mı? Şimdi o zaman şunlara bakalım. Öncelikle hangilerini eleyelim? 3'ün katı. 3 tane 3'ün katı olmayan eleyelim. 1. 2 tane 3'ün katı var gitti. 1, 2, 3 tane 3'ün katı var 1, 2, 3 tane 3'ün katı var dursun. 1, 2, 3 tane 3'ün katı var. Bu da dursun. 1, 2, 3, 4 tane 3'ün katı var gitti. Şimdi bir de 2 tane çift olmasını bekliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane çift var gitti. 1, 2, 3 tane çift var gitti. Geriye cevap ne kaldı? B seçeneği kaldı. Cevabımız budur. Tamam. Ve artık son sorumuz. Aşağıda 4 tane pille çalışan bir oyuncağın pil kutusu gösterilmiştir. Özdeş 4 dolu pil yönlerine dikkat edilmeden bu kutuya rastgele takılıyor. Buna göre oyuncağın çalışma olasılığı nedir diye soruyor. Öncelikle istenilen durumu yazalım. Arkadaşlar bu piller sadece ee, doğru yönde takılırsa doğru yönde takılırsa oyuncak çalışacaktır. Yani istenilen sadece bir tane durum var. İstenilenimiz 1 bölü tüm duruma bakacağız. Birinci pili aldık elimize. Özdeş pillermiş. Birinci pili aldık elimize. Buraya ya doğru takarız ya yanlış takarız. 2 i̇ki çarpı. İkinci pil de buraya ya doğru ya da yanlış takılabilir. 2. Burası da 2. Burası da 2. Tüm durumumuz neymiş? 16'ymış. Dolayısıyla tüm duruma bölersek, tüm durumu aşağı paydaya yazarsak cevabı bulmuş oluruz. Cevap 1 bölü 16'dır. Evet sevgili gençler. Bir sonraki videolarımızda yani 40 soruda türev, 40 soruda integral ve şunu söylemiştim size bir bomba gelecek Kenan Hoca ile beraber. Bir bomba yayınlayacağız. Ee, onu hala yayınlamış değiliz. Bunlar bomba değildi. Bunlar efsane videolar değildi. Unutmayın. Takip ederseniz, abone olup bildirimler açarsanız anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, bunları bekleyin. Ve bu yayınladığımız videoların da devamı gelecek merak etmeyin. Sadece türev ve integral değil. E, talebe göre... Diğer videoların da, diğer konuların da 40 soruda e, serisini yapabiliriz. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıcakta kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız arkadaşlar.